Silahını çekip polise doğrulttu. Kaçmak istiyordu ama başaramadı. Başbakanı tehdit ettiği iddia edilen şüpheli böyle yakalandı. 15 Mayıs'tı. Bağdat Caddesi'ne çalışır durumda bir minibüs bırakılmıştı. Polis kırmızı alarm verdi. Minibüste bir çanta ve kutu vardı. Çanta bomba uzmanları tarafından patlatılarak açıldı. Boştu. Kutudansa Sedat Peker bırakılmazsa başbakan ölecek. Mert Gümüş notu çıktı. Soruşturmayı Organize Suçlar Şubesi devraldı. Minibüsün kaydına bakıldı. Sahibi Şerif Biberoğlu'ydu. Aracını kiralamıştı. Polis de aracı kiralayanın bıraktığı nüfus cüzdanından Mert Gümüş'e ulaştı. 3 ayrı dolandırıcılık suçundan aranıyordu ve asker kaçağıydı. Şüpheli Fikirtepe'de annesinin evinde kalıyordu. Polis o adresi belirledi. Sonra operasyon düzenledi. Mert Gümüş silahlıydı. Polisin teslim ol çağrılarına hayır dedi. Kapıya çıktı. Tabancasını polise doğrulttu. Polis silah kullanmadı. Bir kez daha teslim ol çağrısında bulundu. Şüpheli bu kez de silahını başına dayadı. Resmi polis aracını gasp etmeye kalktı. Arkadan dolanan bir başkomiser şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Emniyete getirilen Mert Gümüş sorgulandı. Başbakan Erdoğan'ı neden ölümle tehdit ettiği soruldu. Kendisi gibi Fikirtepe çocuğu olan Sedat Peker'in cezaevinde kalmasını içine sindiremediğini söyledi. Başbakanı tehdit notu yazdığı ve polise silah çektiği öne sürülen Mert Gümüş tutuklandı.